Star Trek 3. sezon 23. bölüm Vulkan geldi. Sarek, Ambassador Sarek bu e, inanılmaz e, işte ünlü Picard'ın bile vay be oğlum Sarek var ya sarayı aslında Kayseri'de yiyeceksin orada inanılmaz e, bir Sarek. <gülüyor> i̇nanılmaz <gülüyor> ünlü oldu. <laughs> Sarek'i yerinde yiyeceksin abi. Sarek'i yerinde yiyeceksin. İnanılmaz herkesin ha ki Picard'ı ben ilk kez böyle gördüm aşırı hayranlık duyuyor. Onun e, gizemli bir ırk olan e, Larganlarla federasyon arasında yapılacak toplantıyı e, yönetecek olmasıyla başlıyor. Bu toplantı Enterprise'de yapılacak. Ve hatta bunun için işte Riker ve Picard böyle şeylerin tören kıyafetlerini falan giyiyorlar. Böyle bayağı havalılar bölümün girişinde. Ama bir sıkıntı var. E, Sarek bir Vulkan e, ve çok ki ben Vulkan'a hiç hakim değilim. Bugün sana soracağım. Çünkü ben eski klasik seriyi izlemedim. E, vulkanların Konuya dahil olduğu Star Trek'leri hiç bilmiyorum. Ve anladığım kadarıyla bunlar zihinsel olarak çok güçlüler. Yani çok tutarlılar, çok mantık insan şey alien'ları ya ırkları neyse ve çok da güçlüler ve Sarek böyle biraz kontrolü kaybettiğinde ki yanındaki asistanları zihnini kontrol ediyorlar. Herkes delirmeye başlıyor. Hatta bölümde çok komik bir sahneyle başlıyor böyle başlarda. Riker'la laf yürürken ya gemide biraz gerginlik var. Yok kaptan bir gerginlik yok falan derken bara bir giriyorlar herkes birbirine girmiş. <laughs> evet evet. Ee, çok bu bölüm çok farklı açılardan çok ilginç bir bölüm. Ee, biraz şeyi anlatayım. Şimdi biraz da arka planıyla beraber anlatmak isterim. Şimdi ilk dizi 67'de mi 68'de mi ne çıkıyordu? Allah hatırlayamadım. Bakayım be. Ama bakmayacağım işte 60'larda çıkan ilk Ben arkadan bakayım Şu Şimdi e, işte abi 60'larda hatırlarsan dünyada genel olarak bir şey hareketinin olduğu 66 dönem. 66'ymış. E, 66. Her dönemin farklı bir mistizizmi var. 2000'lerin başında dünyada böyle melek kartları falan satılırdı bilmiyorum hatırlıyorum. Evet ya i̇şte, hatırlıyorum e, 2000'lerin başlarında Secret vardı. Sen dünyadan iste dünya sana he kan kader. Quantum'dan Porsche gelir sana falan. Ayakları vardı böyle. <laughs> Karma dizileri falan ee, yapılıyordu. My Name is er müydü? Neydi öyle bir dizi vardı. Ha, ha, evet evet. Yani sen bu adama yumruk atıyorsun sonra öbür tarafta sana yumruk geliyor falan. Yani her dönemin farklı bir mistisizmi var. Zaten biraz e, giyik bir insan olup da geek konuları takip ettiğin zaman bunların değişimini görmemek elde değil. Mesela 1960'lardan bir büyük yazar Stephen King. Hep şey yazar biliyorsun. Zihinsel güçleri olan onu böyle kontrol edemeyen telepatlar, evet. empatlar e, böyle falan bir takım konse konseptler çok ortaya çıkar. Yine 1960'lar Amerika'nın e, sert uyuşturucularla e, halüsinolojiklerle bilmem nelerlerle falan asitlerle falan yeni tanıştığı dönem. Robocop'ta da vardı o... ya bu. Hmm. Hmm. İşte atıyorsun alemler arasında hadi bakalım gidiyorsun falan. 80'lere doğru Farklı bir mistisizm ortaya çıkmaya başladı. Bu şu anki dizi 90'larda bu bölüm konuştuğumuz bölüm 90'larda ortaya çıkıyor. Gel gelelim Sarek ve Vulkanlar 1960'lar bilim kurgusunun bir eseri olduğu için e, o dönemde işte şey çok gündemdeydi. Yani e, evet uyuşturucu ya da recreational drug dediğimiz hani sadece ot mod falan tarzı şeyler değil. Hakikaten bir de böyle Halüsinojikler yok işte halüsinoj aman söylemiyorum halüsinojik diyorum ben kusura bakmayın. <laughs> e, halüsinojen halüsinojenler <laughs> böyle e, işte atıyorum işte abi farelerle deney yapmışlar zihinsel kapasitesini yüzde seksen çıkarmışlar ve böyle o dönem şey çok yanılır o dönemki filmlerde daha gelişmiş zihin işte Cedaila da daha sonra anladın mı aynı dönemin bir evet. eseri olarak Cedaila da ilham verecek olan şey insanlığın bir sonraki adımı yekten enerjiye dönüşmek işte indigo çocuk olup melekler arasına karışmak. Tanrı sandığımız, melek sandığımız aslında 5 seviye varlıktır. Biz 3. seviye varlığız. Tamam mı? Böyle muhabbetler. Beyninin yüzde doksanını ee... kullansa geyinden çıktı bunlar hep galiba. Yüzde ya. <laughs> Yani aynen insanlar beynin sadece yüzde kullanmış. Yüzde yüzünü kullansa ne olacak filan şimdi i̇şte Vulkanlar haliyle e, bu dönemin bir eseri. Yani e, Next Generation'daki data'yı düşün. Hep böyle bir işte şey ya insan duygularını <laughs> anlamaya çalışıyor bir şeylerden uzak falan. Vulkanlar aslında vulkanlar üzerinden de işte aslında belki de en müşür Star Trek karakteri olan Spock e, eskinin datasıydı. Spock yani vulkanları şu şekilde temsil ediyordu. Aslında şöyle bir ikilik vardı işin içinde. Tek uzaylı gemideki şeydi e, Spock'tı. Bir de tabii şey e, Next Generation evreninde de çok daha eski bir yüzyılı işledikleri için o dönem, o, o dizide. Ee, henüz böyle Andorianlar, Vulkanlar ve işte galiba şey e, insanların federasyonu çok genç olduğu bir dönemi işliyor yani. Klingon falan o da sevdi. mı yok o dönemde? Klingonlara veya işte, işte diğer ırklara falan şeylere e, Klingon değil de ne? Vulkan değil. Kötü kötü Vulkanlar ne? Burada da rastlayıp duruyoruz. Unuttum şu an. Içine. Şeyler. E, Romulanlar. Yani Romulanlar falan. Onlar hep o dizide ilk kez rastlanıyor. Hmm. 60'lardaki dizide. O yüzden böyle Spock birazcık şeyi temsil ediyor. Sivri kulaklı ve böyle akıllı, mantıklı bir de e, oynayan oyuncunun da böyle gazıyla yani. E, şey Çok böyle. karakteristik bir tip zaten. Evet, hiç Star Trek bilmeyen biri bile Spock'ı bilir yani. Aynen aynen. Yani Spock gerçekten şeydir. Yani bu işlerin e, başıdır. Ee, Leonard Nimoy'un da öyle bir şey tiplemesiyle anladın mı? Çok doğru söylüyorsunuz ama bilmem ne mantıksız kaptan. Hayır biz <laughs> vulkanlar duygu hissetmeyiz. Doğrusu budur falan. Böyle bir öyle bir ağırlığı var ki o karakterin. Açıkçası 1960'lar Star Trek'ini satan aslında Spock ve Vulkanlar. Ee, ve işte onlar da birazcık hep şeyi gösteriyorlar orada. Kaptan Kirk böyle şey diyor. Hayır Spock o insanları kurtarmalıyız falan oluyor böyle. Spock da böyle olumsuz kaptan. Bundan çıkış oranımızı %62 olarak görüyorum falan hani böyle. <laughs> orada da hemen McCoy devreye girip lanet olsun Spock insanlar olasılık değildir falan. Hani böyle anladın mı? Böyle bir 60'larda bunların ger gerginliği, bunların anladın. şeyi vardı böyle. Tabii, savaş ama, dönemleri bir de ya. Savaş, evet, ama 60'larda şey de vardı abi. E, Ali Harikalar Diyarında gezegenine de iniyorlardı. Anladın mı? Hani i̇niyorlar gezegene ve orası Alice Harikalar Diyarıymış falan gibi bölümler de vardı. Yani 60'ların dizi farklı bir dizi. O dönemin uyuşturucusuyla, o dönemin <gülüyor> <gülüyor> bilim kurgusuyla yazılmış bir şey zaten. Açıkçası Star Trek okurken, e, incelerken şey çok ilginç bir şeydir. Her 20 yılın 10 yılın kendi Star Trek'i var açıkçası. Tabii. Yani dertler değişiyor. Mesela Discovery'ye geçtiğimizde bunu çok net göreceğiz. E, ya da işte Deep Space Nine'a geçtiğimizde de bunu çok net göreceğiz. Çok farklı konular çıkıyor diye. Abi şeyi unutma yani daha bu sezon. 2 üç bölüm önce, 3 bölüm arka arkaya... ...terörizm ve özel askerler ve... işte evet insan, ...katli vaciplik bölümleri falan konuşuyorduk. Anladın mı? Yani hep gerçek dünyanın birazcık yansıması oluyor ister istemez. Savaşların Özellikle, mirasını falan konuştuk onların üstüne. Evet. Özetle işte şeye dönüyorum. Ee, Vulkanlar böyle şey bir döneminden kalma insanların. işte zihin gücünü arttıracak ilaçlar kullanabilir miyiz? İşte şeyi falan düşün mesela. Eee... Maymunlar Cehennemi diye biliyorsun çok meşhur seri var. Maymunlar Bilmiyorum. Cehennemi'de de maymunların Tabii. zekası artıyor. Ayaklanıp insanların yerine geçiyorlar. Hani zekayı arttırmak, mental kapasiteyi arttırmak, mental kapasiteyi insanlar da arttırırsa acayip yerlere gidenlerin sanki bir üst temsili gibi kurgulanmış bir vulkanlar vardı. Tamam mı? Vulkan ırkı. Ee, ve böyle işte şeydir. Aynı bu bölümde aslında Sarek'te de gördüğümüz gibi onlar da duygusal. Anladın mı? Şey değiller yani. Mesela Data duygusuz. Evet. Vulkanlar öyle değil. Vulkanlar üstün insan gibi biraz. Hani böyle duygularını tümüyle bastırmışlar. Hep mantıklı ve rasyonel hareket ediyorlar. Bozmamak zorundalar. Aynen. Bir şeylere kaptırmıyorlar kendilerini. Ama öte yandan şeyi de görüyorsun daha dizinin ilk ya da ikinci bölümü işte e, şey Spock böyle oturmuş. Enstrüman da çalıyor böyle ama şey şey çalıyor böyle. Hani... <laughs> Çünkü şeyler böyle hani e, Rönesans Rönesans'ın Rönesans adamı bir de Vulkanlar anladın mı? Sanat bunlarda, edebiyat bunlarda bilmem ne böyle demişti unutmayın falan. Hani okumuşlar hepsini de hatırlıyorlar. Çünkü mental kapasitelerini yüzde yüz kullanıyorlar. Yine işte o 60'lar falan şeyin Bobby Fischer'ın falan böyle Rusları satrançta falan yendiği soru evet. falan anladın mı? Yani böyle yani zeka, akıl, mantık rasyonelite falan bunların böyle inanılmaz puşlandığı bir dönem. Olmaya öykündüğü insanlığın olarak, bayağı. Aynen. Vulkanlar da genel olarak bunların bir temsilidir. Ee, ve bazı bölümlerde de şey işledir o yüzden vulkanların ara ara böyle duygularının kontrolden çıktığı bölümlerde olur çünkü aslında duyguların olduğu ama kontrol altında tuttukları çok vurgulanan bir şey mesela azdıkları bölümler var abi vulkan, yani, vulkan <laughs> bir şey var. Ee, çünkü yine aynı şeyi hatırlatmak istiyorum herkese 60'lar bir yandan da hipbilik hani abi eşleri değiştirmiyor muyuz artık falan hani anladın mı biraz Orada da mantık artık Hani evet, cinsel <laughs> özgürleşme şu elbiseleri bir çıkaralım artık abi. Wilhelm Reich like, hadi bakalım cinsel devrim artık gelsin falan yılları olduğu için. Gene Roddenberry Star Trek'te hep çok etken bir isim ve Gene Roddenberry cinsel özgürlükçü bir adam. Hani Ha, biraz böyle... yansıması var yani orada belki de. Tabii mesela ilk sezonda Justice bölümünü konuşurken söylemiştim ya tam bir Gene Roddenberry bölümü diye ya. böyle. ...cennet gibi bir de ülkeye geliyorsun... ...herkes asla seksiler seksisi... ...ve daracık kıyafetlerle geziyor böyle filan mesela... ...yani böyle e, cinsiyet üzerinden... ...bilim kurgu kurgulanması... ...yine mesela Dune'da da... ...çok gördüğümüz bir konudur aslında... ...cinsiyet üzerinden e, bilim kurgu... E, ...cinsiyet rolleri veya işte... ...nasıl söyleyeyim... E, ...cinsiyetlerin... ...nasıl söyleyeyim ekstrem uçlarına gitmesi... ...ya da işte cinsiyel, cinsel özgürlük... ...falan gibi konular... ...bilim kurgunun hep bir parçası oluyor... Ya kabul gören çizgilerin dışına çıkıyor tabii biraz orada. Tabii. Belki ondan. O yüzden şey var mesela yani böyle bir bölümde mesela Mr. Spock inanılmaz sinirdi. dağları taştır ne yapıyor falan. Dur Spock ne yapıyorsun falan diyorlar. Azdım diyor beni gezegenime götürün falan diyor böyle. <laughs> Çünkü işte 50 yılda bir 20 yılda bir azıyor vulkanlar da gezegenlerine gitmesi gerekiyor falan gibi durumları var. O açıdan e, Sarek bölümü de aslında iki açıdan çok ilginç bir şey. Bir Sarek bölümü yine bir çok güçlü bir vulkanın yine zihinsel kontrolü kaybetmesi ve işte zihinsel olarak çok güçlü oldukları için bu kontrolü kaybetmenin etkilerini ele alıyor. İki vulkanların duygularını çok kontrol ederek çok güçlü karakterler olduklarını bize hatırlatıyor. Ama duygu kontrolünü kaybetmesine nasıl sonuçlar veriyor aslında biraz Picard üzerinden onu görüyoruz. Evet. Picard da bir hayal kırıklığına uğruyor böyle hafif. Kendisi içinde örnek bir insan olduğu için. Yani şeyden değil de <laughs> diğer insanlar zarar gördü ya da şey değil de, de genel olarak onun haysiyeti, gururu üzerinden o da yıkılıyor yani. Çünkü sonuçta Picard da öyle biri. Ya yani biraz belki de kendi korkularını onda yaşıyor. Yaşlanınca. Ya biraz da bir şey de var. Şimdi de, geçen Fadır'ı da izledik konuştuk. Yani yaşlanınca da e, kötü kötü olmak gibi böyle vulkansın yani oğlum. Dünyaları... Evet. Diplomatik olarak galakside sözüm var ama yaşlanıp böyle bir köşede gözyaşı döküyorsun. Kontrol edemiyorsun. O bütün şeyin gidiyor yani. O çok üzücü bir yandan da. Evet ama neyse ki The Father gibi duygu sömürüsü üstüne kurduğum bir bölüm değil. <laughs> ee, bir de abi şöyle bir şey var. Gene Roddenberry 60'larda Star Trek'i yazmış. Ee, 80'lerde Next Generation başladı. Yese oldu? 90'lar. Gene Roddenberry evet. artık çok yaşlı. Ama hala Star Trek adına herkes de o görüşüyor. Her şey başında o varmış gibi davranıyor. Ama bir yandan da milletin yazdığı senaryolara karışıyor. E, ee, oraya diyor karı ekleyin diyor. Çünkü cinsel şeyi onda kalmış anladın mı? Uyuşturucu ekleyin buraya falan diyor. Abi diyorlar bak o değerler değişti. Hani şimdi millet onları yemiyor. <laughs> yok yok diyor bir gezegene gitsinler orada şato olsun diyor. Altın adam olsun içinde falan diyor. Hani böyle anladın mı? Yani böyle bir Gene de yaşlandığı bir dönem var. Ee, Next Generation arka planını araştırdığında Gene Roddenberry evet herkes çok saygıyla, sevgiyle konuşuyor ama bir noktadan sonra babanın kafa gitmiş. O, belki de o daha çok germiştir onu. Ulan benim sözüm geçmiyor artık falan diye. İşte evet Bu bölüm birazcık da hani Gene Roddenberry'e elveda bölümü. Çünkü ee... Gene Roddenberry sanırım ihtiyacım. bu sezonun sonunda vefat edecek diye hatırlıyorum. Yaş olarak da yani. Hem projeden artık ufak ufak koparıyorlar. Tabii 1991 ee, senesinde Gene Roddenberry ölüyor da yani hmm. bir yandan. Ee, bir sonraki sezon itibariyle Gene Roddenberry etkisi tümüyle Star Trek Next Generation üzerinden kalkıyor. Ve hani bunu burada ben çizgisine de atmış olayım. Gene Roddenberry sonrası bölümlere bir de o gözle bakalım. Anladın mı? yani Yo, bu de, şey de, çok, çok ilginç bir meşalenin elden ele geçmesi durumu, yani kavuğun elden ele geçmesi durumu var. Gel gelelim e, şeyin Gene Roddenberry'nin o kavuğu bırakmama durumu da var bu arada. Hani Böyle bir hayır hayır eskisi gibi olacak her şey falan durumu da var. <laughs> e bir yandan ama ulan yani Star bu kadar sevgiyle yazan herkes ...Jean Roddenberry yani hem çok saygı duyuyor ama hem de adam da artık yaşlanmış bir yerden sonra yaş yani. O yüzden bu Sarek bölümü yazarların açıklamalarına da bakıyorsun şey de diyorlar ya diyor hepimiz yazarken aslında aklımızda da diyor ...Jean Roddenberry geldi diyor yalan olmasın diyor. Yani Sarek nasıl diyor ilk sezonun döneminde diyor federasyonu kurdu kaldırdı ama şimdi yaşlanıyor. Ee, mesela işte Sariye'nin eşi dikkat et çok saygı duyulan çok efendi evet. birisi bu bölümde. Ee, Gene Roddenberry'nin eşi e, Major, kızın, kadın ismi unuttum. Luxana oynayan kadın Gene Roddenberry'nin eşi. Aa öyle mi? Aa, evet. Onu bilmiyordum. Ee, dur ismini hatırlayacağım hemen şimdi. Aa bu çok ilginç biriymiş. Tabii e, şey Major Barrett, Major ismi unutuyorum hep Major Barrett. Majel Barrett abi 2008 senesine kadar hayatta kalıyor ve Star Trek'le de çok ilgileniyor her türlü. Aa, süper. Ama hani tarz olarak e, Gene Roddenberry gibi kontrolcü değil hani severek dahil olma yani herkes ne yapıyorsa onu desteklemeye çalışan birisi. Biraz daha böyle şey bir tarzı var onun. E, bir de hani böyle oyuncu yani o da şey ilk Star Trek'te zaten bir rolü var. Orada tanışıyorlar e, Gene Roddenberry ile. E, hakikaten böyle bir şey durumu var yani. yani nasıl Sarek kontrolünü kaybediyor şimdi sinirleniyor yanında genç birileri var onu böyle tutmaya çalışıyorlar falan filan ama bir yandan da hani karısı böyle tatlı tatlı hani onu üzmeden bir şeyleri kapatmaya bitirmeye çalışıyor ya aslında evet. biraz Gene Roddenberry Majel Barrett ve artık Next Generation yapan yeni nesil arasındaki kavganın yansıması bir bölüm bu bir de öyle hmm. gizli bir şeyi var arka tarafında bak bu bölümü daha değerli kıldı bence hiç bilmiyordum bu hikayeyi evet evet yani şey biraz e, ilginç bir ...şeyi var gerçekten de ki son... tuhaf bir tuhaf bir şey tuhaf bir yapı gerçekten sonda da şu da aslında güzel kısım hani orada da artık Picard show var işte zihin birleşimi teklif ediyor Picard ona ikisi arasında hani böyle çözebiliriz seni kontrol altında tutabiliriz diye orada da böyle Picard tabi vulkan zihnle birleşince kontrolü kaybediyor Badlum, Badlum falan diye bağırıp böyle oyunculuk şov yapıyor orada da <laughs> abimiz. O kısım da güzeldi yani. O da biraz yani senin dediklerini anlatınca şimdi o biraz da devir testim gibi olmuş. Yani artık e, Sarek'ten Picard'a geçiyor oradaki konu. E, ee, orada da şey ilginç. Ee, yani bu vulkanların mind meld olayı ilginç bir olay. İşte dediğim gibi vulkanlar aşırı zihinsel olarak güçlü oldukları için. Şu ana kadar şöyle bir detay da var tabii. Next Generation'da e, Data'nın içine dedesinin kaçtığı tuhaf bir bölüm vardı. Ben yani, hatırlıyorum. <laughs> Neydi o ya? Batır. <laughs> e, de yani anladın mı? Hani şimdi ilk sezon ya ilk sezon ya ikinci sezon bölümüydü hatırlamıyorum şimdi. Data'nın içine dedesi kaçıyordu tamam mı? E, ha, ha hatırladım hatırladım hatırladım. Yaşlı e, adamın oldu. Tamam. Best World şey yani yaşlı adam da zihnini Data, aktarıyordu aynen. Yani, yapan adamın hocasıymış ben de bir senin bir nevi deden sayılırım deyip kendi zihninin bir kopyasını alıp datanın alt fonksiyonlarına kaydedip kendisini. Evet. Sonra datanın bilincini ele geçirmeye çalışıyordu. Ee, gerçekten Star Trek Next Generation bilim kurgusal açıdan bütün bilim <laughs> yazarlarının kabusu falan gibi bir şey herhalde. Yani. <laughs> Abi şöyle fikrim var. 6 sezon çıkar buradan. Abi Next Generation'ın bir sezonunun 4'te birinde işledi be. Yapmayın ya. Bunu ah böyle be. Böyle... O yapıldı. Ah be falan. Neyse ki hiç kimse Next Generation'ı izlemediği için hala yapabiliriz. Sonra. <laughs> e, o bölümde bir tane Vulkan kız gözüküyordu. Bütün ekiple beraber. Bir bölüm. Hı hı. Onun dışında hiç Vulkan gözükmedi dizide şu noktaya kadar. Zaten işte şey çok ilginç bir karar ve e, yapı. Yani Gene Roddenberry'nin kontrolü azalsın istediği için bu taraftaki yazarlar ve stüdyo falan Gene Roddenberry'nin aşırı üstünde durup yarattığı oluşturduğu bütün karakterlere de çok mesafeli kalmaya çalışıyorlar. Vulkanlar da bunun ilk örneği. Sen çünkü buraya Vulkan koyarsan, Spock koyarsan, bilmem ne koyarsan onlar Gene Roddenberry'nin karakterleri. Evet. Eski fandomdan aşırı belli beslenirsin. Şimdi abi biz mesela ben mesela Rogue One'ı eleştirirken neyden eleştirdim? Dedim ki ulan film orijinal hiçbir şey anlatmıyor kendi oluşturduğu karakterlerin hiçbirinin adını bile hatırlamıyoruz şu anda muhtemelen. Anca işte abi bak önceki filmdeki mavi adam geçti arkadan. O hmm. eski filmdeki. Bilmiyorum. Gönderme falan diye böyle. Aynen. <laughs> Gönderme vardı Movie yani Rogue One mesela anladın mı? Yani e, ki ben yönetmenin öyle yapmak için yola çıkmadığını ama sonra stüdyo müdahalesi mü, şeyle o, o noktaya geldiğini düşünüyorum. Şeyi falan hatırlıyorum abi yani. çünkü Rogue One'da Devrimin başı adam var. Devrim devrim falan diyor. Sonra gezegen patlayınca siz gidin ben burada ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Hani... Ya abi orada çok karakter harcıyorlardı zaten. evet yani şey Rogue One çok sıkıntılı bir eser. Belki bir gün dikey çakışını çek çekeriz. Yani benim Rogue One'a bu derece gıcık olmam. Koca Rogue One'ı şey kurturuyor abi. Son sahnesinde dart Darth Vader çıkıp iki ışın kılıcı sallıyor da bir tane flash diski tutamıyor diye. Koca Rogue One'da abi falan oldu da. Abi işte yani şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şey katamaz mı bir evrene bir film? O kadar hiçbir şey katamamak ki koca filmde. En sonunda da Darth Vader görünce millet mutlu oluyor. Yani kendi hikayesini kendi derdini anlatamamış bir filmde. Mesela fan Service. özetle buraya fan gelmek istiyorum. Son yıllarda fan Service yaparak iyi film yapmış kisvesi altında öyle bir ilk girip çıktığında millet işte last şeyde de denediler. The last Sky, Rise of Skywalker'da da denediler. Abi Asoka'nın bile sesi geçiyor falan böyle anladın mı? Evet, da yaptı ama bak orada mesela çalıştı bizde. Çünkü ikna etti yani hikaye. Abi güzel. İşte şey. niye biliyor musun? Bak aslında şöyle Mandalorian'ı övecektim buradan tam bağlayıp. Mandalorian'ın ikinci bölümünde de ikinci sezonda da ben bunu eleştirdim hatırlarsan. E, ama ulan ondan sonra Luke Skywalker çıkınca ben bile böyle elim ayağım titredi yani tamam mı? Çünkü etkileniyor insan fan servisten. Şunu demek istiyorum. Bu adamlar iki buçuk sezon kendi hikayelerini anlattılar. Picard dediler, Data dediler, Riker dediler, Jordi dediler, Worf dediler, o dediler, bu dediler. Üçüncü sezonun finallerine doğru Sarek bir geldi abi. Sarek'ten muhabbet geçerken bir de Sarek'in çok sevdiği olduğuna kendini ne kadar anlatamadığıyla Spa'a da bağladılar. Tamam mı? Hı hı. Kurtardılar. Yani böylece eski evrende el sıkışmış oldular. Yani aslında eski evrende el sıkışmamıştı Next Generation çok tuhaf bir şekilde. Yoksa ilk bölümden yapıştır abi Spanoğlu dizide anladın mı? İzlenmeler canım. Yapmadılar işte bunu. Ben bunu yapmadıkları için Next Generation'a çok takdir ediyorum. Yani fan servis yapmadılar. Üniformalar farklı. İlk sezon, ilk bölümün ilk başında bir McCoy böyle yaşlı hadi bakalım çocuklar falan yaptı. Yoksa şey falan olmadı yani. Hani böyle Kirk gelip de hadi bakalım Keltoş bundan sonra Galaxy de eyvallah abi. Falan. <laughs> Seni <laughs> yani. kanlı falan diyor. Ha. Hadi bakalım enseden tutuyor böyle sallıyor falan. <laughs> al, al, al bakalım bu da benim yeğen. Şey, e, bu da şeyin oğlu. Ne bu çakırın oğlu al bakalım. <laughs> işte sen yetiştir Et hani senin. Evet senin kemiği benim. Yani yoksa sen ne fan servis yapacak olsaydın de ki Wesley Wesley Körkün oğlu de. Tudu Tabii da yapıştırırsın ne olacak? Yani anladın mı? Ne olacak? Eski fanlar gelecek. Bakalım Körk'ün onu ne yapacak falan. Spa zihninden evet. datayı yarattık da ne olacak? Hepsini basarsın. Ha, aynen ya. aynen aynen. aynen. Yani Span zihnine datayı ya aktardık dersin. Spak bilgisayara girsin bir şeyler olsun. Yani ya Pikat sıkıldığı zaman Horlodok'a gitsin Kürk'le konuşsun mesela. Fan servisi dibine vurursun. Yani hiç kimse seni tutamaz. Yapmadılar özellikle. İlk önce kendi karakterlerini yarattı. Ötekiyle araya 200 yıl koyup kendi evrenini kendi kurallarıyla kordu. Bizim saygımızı, sevgimizi toparladı. İşte bir de bu bölümle de abi bir de eski Star Trek vardı. Eski Star Trek'te de el sıkıştı. O yüzden ben Next Generation'ı aşırı takdir ediyorum. Geri kalan bütün seriler işte Mandalorian'ın da açıkçası oraya bir alt vurgu yapacaktım. Bak Koca Mandalorian bin tane şey oldu tamam mı? İlk sezon oraya gitti, buraya gitti. Şimdi bağlantı yok mu? Tabii ki var. Bir kere Baby Yoda diye bir şey var. Ulan bu Yoda'nın küçüklüğü mü çocukluğu mu milleti konuşturdu ama hiçbir noktada gelip şey demedi. Bu benim de olmak çocuğum. Buna iyi bak. Tabii. <laughs> <laughs> Yoda gelmedi. Ee, ya da Mandalorian'a Mandalorian diyoruz ama Boba Fett'le bir bağlantısı var mı yok mu? Muallakta bıraktı. Next Generation gibi. Evet biz aynı evrendeyiz. Yakın kurallarımız var ama kendi hikayemizi ama karakterlerimiz anlattı. var. Kendi, kendi, hikayesine. Hikayesine. kendi hikayesi kendi karakterlerini kurdu. Sezonun sonunda Beyaz ışın kılıcını bir çekti. Aa çizgi filmlere bağladı. Filmlere de bağlamadı bak. Helal olsun bak. Evet. Çizgi filmlere bağladı. Animasyonlara. Animasyon İkinci sezonda animasyondan ekmeğini yedi. Animasyondan ekmeğini yedi. Evlerini küçüktü. Ona bir gıcık oldum zaten. Daha önce söylemiştim ya. Sniper lazım. Bir tane adam var. Gidip onu buluyorlar koca gelsin. Neyse. <laughs> Ama ikinci sezonun finalinde de Mandalorian gitti. Luke Skywalker'ı getirip filmlere de S.A. Brom dedi. Ha eyvallah. Yani Bence fan servis hak edilmesi gereken bir şey. Hemen cecik fan servis yaptığında Et, ucuz iş yapmış oluyorsun. Etkili de olmuyor yani. E, olmuyor çünkü ben çünkü şöyle de oluyor. Mesela Star Trek Discovery'nin ilk bölümü. Sarek meğer o noktaya kadar bizim hiç haberimiz olmayan spam bir kardeşi daha varmış. Ya, Onu getiriyor Discovery'ye. Vallahi Discovery mı diyorsun ya? Evet evet tabii. İşte anladın mı Next Generation neyi yapmadıysa Discovery ilk bölümünden Sarek geliyor böyle Sarek'in gençliği. Seyahat kaptan al bakalım bu benim oğlum. Eti senin kemiği benim. Böyle açılıyor Discovery. Yani oh. o kadar zihinsel olarak kısırlar ki. O kadar hiçbir şey üretmekten acizler ki. Anladın mı? Cesur da de değiller belli ki. Yani. Tabii tabii. İlk sezon zaten böyle şey oldu. Yani kimse kusura bakmasın Star Trek seyircisi de <laughs> Next Generation izlemiş. Deep Space Nine izlemiş. Voyager izlemiş. Dolu adam yani Next, Next Generation'ı. Ee, Star Trek seyircisinin külahı dolu. Millet böyle bir şey oldu. Ulan ne yapacak bunlar falan tutmadı. ...tutmayınca ne yaparsın abi ikinci sezon? Daha iyi senaryo mu yazarsın? Hayır. spa getirin. Spak geliyor ikinci sezon. Hayda. <laughs> Anladın mı? Yani... Ee, peki Next Generation yapanlar... ...gerizekalı mıydı abi? Anladın mı? Yani niye bu insanlar bu kadar uğraştı yıllarca... ...biz düzgün bir senaryo yazalım... ...kendi karakterlerimizi, kurallarımızı kuralım diye? Bir de abi yani... çok geniş... ...bak çok geniş Star Trek evreni ya... ...yani Star Wars'ta yine bir kompaktlık var. Çünkü Skywalker hikayesinden hep türedi e, hikayeler, filmler. Hiç çıkamadılar oradan. Şimdi bu kadar küçük yerde yine yiyor bir şeyler. Ama bu kadar geniş ortamda ne yapıyorsun oğlum? Yani niye spa getiriyorsun hala? Ne spa? Bir de geçmişin karakterlerini yeni nesle satmaya çalışmak da bugün dizileri de yapıyor bunu hala. Bilmem neyin işte bilmem ne versiyonu, yeni versiyonu, cartı curtu. Biraz Better Call Saul tarzı daha dramatik diziler. Ça cesur davrandı. Yani eski karakterlerinden komple kopup Yepyeleri soktu ama fanservice peşinde koşanlar patladı yani. Ee, şimdi size 3. sezonda şey geliyormuş abi. Next Generation'daki Next Generation ilk bölümü pilot episod ya inanmayan episode, The Cage diye bir bölüm. Hı hı. Ee, The Cage bölümü de bu arada şeye benzer bir önceki konuştuğumuz Most Toys'a bir tık benzer bir bölüm. Ee, pardon menajeri bölümüydü o. Neyse karıştırmayayım. The Cage bölümünde şeyin Enterprise'ın asıl kaptanı Kaptan Pike. E, ee, Şeyden Kaptan Picard'tan önce kaptan. Kirk'ten önce abi. Kirk'ten 60 önce. 60'ların pilot bölümü. Sonra o pilot bölümü değiştiriyorlar falan filan oluyor. Kirk kaptan oluyor. Pike daha sonra ortaya çıkıyor. İkinci bölüm değiştiriyorlar falan biraz değiştiriyorlar. Ama Pike da böyle Star Trek fandomunda çok büyük isimdir. Ama şey diye büyük isimdir yani. Hani e, nasıl söyleyeyim? Yani öteki Batman olduğu içindir. Yani ben anladım abi. başrol anladım. Değil ama, ama yani bilinir hani böyle bir şeydir. <laughs> efsane, efsane adamlardan biri olmuştur. Hemen üçüncü sezonda da Pike geliyor şimdi Discovery'e. Hadi bakalım o da geliyor. Herkes var. Bir sonraki bölümde de Wonder Woman gelecek diye bekliyorum. Bakalım ne olacak. <laughs> Vallahi yani, e Star Trek'in bu tavrı benim çok hoşuma gidiyor. Birçok konuda eleştirsem ki sezon bitince yine eleştirilerimizi de yaparız da. Ya bu tavrı çok hoşuma gidiyor da bunu bozdularsa dediğin gibi çok tatsızmış yani. E abi yani yazarlar değişti, stüdyolar değişti, insanlar değişti. Tabi bozacak artık yani. E nasıl Lucas'tan Disney satın aldı, farklı bir şey yaptı. Star Trek de artık kendi yoluna gidiyor. E ama bak şunu söyleyeyim. Bak şöyle düşün. Bugün Star Trek deyince insanların aklına ne geliyor abi? Bu geliyor değil mi? Evet. E abi 3. sezonunda, 3. sezonun finalinde ilk kez kaptan bunu yapıyor fark ettin mi? Aynen. Yani fandom'a selam çakmak için... E birikmiş enerjinin ekmeğini yemek için 3 sezon bekledi bu dizi bak. Ben bunu çok takdir ediyorum. Ya bu şeydir gerçekten. Biz kendimizi bir kanıtladık mı kanıtladık. Eyvallah abi. Eskiye de saygımız devam ediyor demek. Yani bunu çok yapan dizi film görmüyorsun bugünlerde. Bak bugün hala şeye git. Ne o Big Bang Theory. Millette geek diye, nerd diye dalga geçtikleri dizi. Hemen oradaki tipler Live long and prosper. Ne o? İşte Star Trek aptal. Kral be böyle dalga geçelim bunlarla falan. E yani bu dizi uzun süre bunu yapmadı işte. Ama Sarek bölümünde hem de çok iyi bir şekilde nedir? Mind Meld yaptıktan sonra yani Picard mesela Sarek gelir gelmez Sarek'i böyle hemen selamlamıyor, anladın mı? Yani yaptı Giderken, giderken Sarek'le Mind Meld yaptığı için e, artık o selamın, o muhabbetin daha anlamını bildiği için eee daha iyi bir yerden tabiri caizse işi ele alıyor ve giderken Live Long and Prosper diyor. Peace and Long Life diyor hatta. Live Long evet, and evet. Prosper. diyor ondan Sonra Sonra o diyor ben, aynen. Ya ben mesela işte isterdim ki Rogue One da böyle olsun. Ben isterdim ki yeni Star Trek serileri de böyle olsun. İlk önce kendi pardon Star Wars ve Star Trek serileri de böyle olsun. Yani e, fan servisi yapmaktan kendi işini yapamayan yenilere kıyasla Next Generation'ın başarısını bence altını çizen bir bölüm oldu. Sarek bölümü. Bir yandan da Gene Roddenberry'e hoşça kal deyip Gene Roddenberry'e göndermeler yapıyorlar. Öte yandan da dizinin en önemli karakterlerinden bir tanesini görüyoruz. Bunlar çok güzel bir bölüm bu. Pek çok benim yer yani benim için çok şey bir bölüm yani Hani bu arka planıyla baktığın zaman en azından diyeyim çok dolu dolu bir bölüm gibi geliyor bugün bana. benim zaten uzak kalmamın nedeni biraz bölümde eskiyi bilmemem olmuş yani oldu hissettim zaten çok vulkan sarayın hikayesi o mind melting olayı falan bunlardan hep böyle şey gibi izledim ha evet ya burada muhtemelen ki düşündüğüm gibi çıktı senin anlattıklarından da, bir selam çakılıyor herhalde ya da bir bir gönderme var. Ben çok anlayamıyorum şu anda gibi oldu. Ama bir anda Bir çakılıyor herhalde diyorsun ama bölüm tabii. akıyor bir yandan. Tabii yani. tabii. İşte ona geleceğim. Şey de olmadım böyle. Ya ulan eski şeyleri bize satıyorsunuz. Yok hiç olmadım yani öyle. Çünkü hmm. Picard karakteri de orada. Çünkü ben onunla bağ kurmuşum. O geçmişle bağ evet. kuruyor. Ya yani biraz o biraz zihin birleşimde. de aslında biraz devir testim hissediliyor orada. Çünkü ya biraz e, yeni diziler ya da belli dönemin dizileri seyircinin e, konfor alanına çok hizmet ediyor aslında. Şey, Barkley bölümünü konuştuk ya bundan önce. Barkley bölümünde kendi rahat ettiğin alanda takılsın seyirci. Ne var abi bildiğini verelim. Aman biz de riske girmeyelim. Ha, belki 10 izlenmeyiz de 3 de izlenmeyiz 5 izleniriz. Ama 10 izlenebilirdin 5 izleniyorsun. Ama olsun abi 3 izlenmiyoruz. Ya bu güzel bir mantık değil. Bu kötü girişimcilik aslında. Hani teknik olarak iyi bir girişimci aslında hep şirketini büyütmeye yönelik gitmelidir ya bu Kötü ya. girişimcilik yani. Ama büyümesin ama batmayalım da yağımızda kavruluruz. E, e beni kaybediyorsun ama yani 5 kişilik kapasiteli seyirciyi kaybediyorsun. Tatsız. Abi işte şey ya o yani işte abi tek tek köfteli hamburger tuttu ne yapalım? Çift köfteli. Çift köfteli hamburger <laughs> yapalım abi. <laughs> tamam yaptık o da tuttu. E, anladın mı? Ki bir normal hamburger arasında Big Mac sosudur bence bir tutturan tutturar. İki hamburger evet. olması değil ama okey. Sonra soruyorlar. Abi ne yapalım yeni Aa, bir üç hamburger, üç, üç köfteli yapalım hamburger. Ha, ama oturtmuyor işte. <laughs> Anladın mı? yani de, o çünkü öyle gidecek. Dört köfte, beş köfte diye gidecek. Yani millet bir köfte yer, iki köfte yer. Üç köfteli, üç köfteli menüsü oldu da bugüne kadar tutturan hamburgerci ben görmedim. Yani bir yerden sonra millet de yemiyor. Hem hamburger açısından söylüyorum hem de bu fan servisin bokunu çıkartma açısından söylüyorum. Yeni sos istiyor, yeni ekmek istiyor. <laughs> Aynen yeni bir şeyler yapmak zorundalar. Zaten şu an en büyük sıkıntıları bu. Star Wars'u bitirdiler bitirdiler derken yani bitirdiler ve bitirdiler gerçekten yani. Hadi bakalım yeni ne yazacaklar çok merak ediyorum ne, yap ne yazabilecekler. Yani şey çok acı bir şey abi ya. Yani ama neyse Star Wars, Star Trek yeni serilerini <laughs> hadi gel başka bir bölümde konuşalım yani Boş boşver. Sezon... Ver. onları ben. Sezon sonunda belki konuşuruz tekrar. Valla ağzına sağlık. Vulkanlarla ve geçmişle ilgili güzel bilgiler oldu. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz yine. O zamana kadar Star Trek videolarımı takip etmek için tıklayın, çana tıklayın. Bak kimse çana tıklamıyormuş. Anket yaptım. Abi Star Trek Aa, evet ya. Star Trek videoları, gel ya video gelmiyor diyor. Çana tıkladım mı? Diyorum yok. E, haberin nasıl olacak? Olmuyor. O yüzden tıklayın. <laughs> bir sonraki bölümde de az önce bahsettiğimiz Luxana Troy yani Gene Roddenberry'nin eşi evet. e, Majel Barrett'ın da oynadığı bir bölüm ...le beraber o karakteri de bir görelim dedik. Kıymetli bir karakter. Aynen, yani bir karakter ama onda bir görelim dedik... ...bu bölümle beraber. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde 3. sezon 24... ...konuşacağız. Manager Troy. O zamana kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Haydi bay bay.